Biz 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Yalovalılar şunu hayal etsin, 5 tane 17 Ağustos depremi yaşadıklarını düşünsünler. 5 adet 17 Ağustos depreminin nasıl etkisi olacaksa orada da öyle bir etki oldu. Kar yağıyor ve eksi 15 derece bir soğuk var. Dışarıda atletle ve şortla gezen bir adam görseniz ne söylersiniz? Delirdim dersiniz. Tamam. O zaman şöyle bir ülkede yaşıyoruz. 24 tane ilin aktif fay hattının üstünde olduğu, 110 tane ilçenin, 24 il ve 110 tane ilçenin aktif fay hattının üstünde olduğu, ülkenin %90'ının birinci derece deprem bölgesinde olduğu bir alanda bizim de o atlet ve şortla gezenden bir farkımız yok. Sadece bir tane zemine bakamıyoruz. Yani bir yapıya bakamıyoruz. Yani genel durum itibariyle bizler maalesef tırnak içerisinde deli pozisyonundayız. Afet bölgesini incelediğimizde yapıların fay hatları boyunca açılan ovalarda yerleştiğini, binaların bu binaları ovalara yerleşmesinden ve inşaat zemin uyumunun çoğunlukla sağlanmaması, hatta yeni binalarda bile bu uyumun olmamasından dolayı yıkıldığını, yıkımın gerçekleştiğine şahit oluyoruz. İlk yıkım, onların ağır hasar verdiği binaların ikinci depremde yıkılıyor olması çok anormal bir durum değil, ama ilk depremde bu hasarları alan ve yıkılan binaları çok ciddi anlamda sorgulamak gerekir. Yani 7.7'nin üzerine 7.6 olması birazcık daha oradaki durumu aslında vahim, karmaşık hale getiriyor. Şöyle söyleyeyim, önemli olan konu şu: böyle bir depremde bütün dünyanın arama kurtarma ekiplerini bir araya getirseniz burada bu mücadeleyi veremezsiniz. Önemli olan böyle bir pozisyona düşmemek. Yani 6.000 binanın yıkılmasını oluşturacak bir pozisyona düşmemek. Tabii şunu açık yüreklikle söyleyebiliriz. Orada oluşan depremlerin bu Marmara'daki fay hattını tetiklemesi söz konusu değil. Bilmemiz gereken, burada bir fay hattı var. Bu fay hattı süresini tamamladı. Artık kırılacağı zamanı bekliyor. Biz de o kırılmadan önce önlemimizi almamız gerekiyor. Yani bugün bu röportajı yaparken veya işte yarın konuşurken, sohbet ederken, işte sohbet etmiştik, bunu konuşmuştuk derken büyük bir Marmara depremine şahit olabiliriz. O anlamda bu bölge, bu riskli, Türkiye'deki riskli alanlardan bir tanesi. Burada ne yapmak gerekir diye sorarsanız, bence Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve Marmara bölgesi gibi Yalova, İstanbul, Tekirdağ, bu bölge için konuşuyorum ben. Ve bunlar gibi de işte İzmir bölgesi, hakeza başka bölgelerimiz de var. Öncelikli olarak deprem bekleyen bölgelerimizin olduğunu, işte Gemlik'in, Bursa'nın bilmemiz, bunların varlığını ortaya koymamız, bu ne kadar sürede yıkıldı, ne zaman yıkılacak, bunlarla ilgili belki evet şu zaman demek mümkün değil, ama bunların artık sürelerinin yaklaştığı veya geçtiği konusunda da hemfikir olduğumuz alanlarda bir afet master planı, bu şehrin olabilir, bir bölgenin olabilir, deprem master planı yapılması gerekiyor. Yani oradaki fay hatlarının ortaya konduğu, zemin koşullarının belirlendiği, üstteki yapıların durumunun, analizinin çıktığı, röntgeninin, hastalığın tespit edildiği bir deprem master planı, şehir planlarının ortaya konduğu, harita uygulama sorumluluklarının, hukuki boyutlarının açıldığı ve bütün bunların bir arada aldığı bir deprem master planı. Bu bize ne fayda sağlayacak? Bu bizim afet öncelikli kentsel dönüşüme yöneleceğimiz alanları belirleyecek. Yani bugünkü dünyanın içerisinde bulunduğu, sadece ülkemizin değil, ekonomik olaya baktığımız zaman ekonomik göstergeler şunu gösteriyor: bizim bütün Türkiye'yi dönüştürmemiz, bütün fay hatlarındaki yapıları dönüştürmemiz söz konusu değil. Öncelikli riskli alanları tespit edip bu alanlarda dönüşüme başlamamız gerekiyor. Yalova da bunlardan biri. Yalova da bunlardan biri.
şu çok konuşuluyor. Fay hatlarının üstündeki yapılar mı yıkılıyor? Şöyle söyleyeyim. Bugün Maraş'ta, bugün Hatay'da, 17 Ağustos'ta Adapazarı Ovası'nda, Yalova Hacı Mehmet Ovası'nda, sahil kesiminde, Düzce depreminde Düzce Ovası'nda yapılar yıkıldı ve bu ovadaki yapıların altının hiçbirinin altından fay hattı geçmiyordu. Fay daha güneyde, dağdan ilerledi. Ancak ovada yıkım meydana geldi. Aynı bugün Kahramanmaraş'ta da fay hattının geçtiği alanlarda yıkımlar var. Ancak ovada baktığımızda sadece zemin yapı ilişkisi sağlanamadığından dolayı yıkılan, gevşek, tutturulmamış zeminlerin olduğu. Biz A'dan Z'ye her şeyi yanlış yapıyoruz. A'dan Z'ye. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben 9 yıl Yalova Belediyesi'nde çalıştım. Aman benim zeminimi çürük çıkarma diyen vatandaş suçlu. Oğluna büro açan, en ucuz işi yaptıran vatandaş da suçlu. Yani diplomayı alıyor mühendis. Hemen ertesi gün ofisini açıyor. Hiçbir tecrübesi olmadan, sadece ucuz yaptığı için bütün işleri alabiliyor ve ona yönlendirebiliyorsunuz. İşini bilen insanların piyasada iş yapma olasılığı düşüyor. Bu insanları kontrol eden belediyelerde genelde mühendisler olmuyor. Genelde ilgili mühendis olmuyor. Yani jeoloji mühendisi bulundurmuyorlar. Yeni bulunduruyor. Sağdan bir veri geliyor, bilmiyor. Masaya oturttuğunuz adam bilmiyor. Kontrol edeceksiniz, yapı denetimin imza atacak arkadaş bilmiyor. Yerinde kontrol eden bilmiyor. Kim biliyor bu işi? Kim biliyor? Yani bileni nerede? Ne yapıyor? Yani onun için söylüyorum. A'dan Z'ye bu işin A'dan Z'ye herkes sorumlu. Onun için yapılan yönetmeliklerin yönetmeliklerin hepsi muazzam. Yani dört dörtlük. Sahada uygulaması. Demiri bağlayan usta. Bu usta nereden yetişti? Yani Yalova'daki demir ustasıyla Maraş'taki demir ustasının aynı işi yaptığını düşünmüyorum ben bu yapıları gördükten sonra. İşte bir yerde dönüşüm yapılacak. Şimdi herkesin ağzında her yere, her zemine, her bina yapılır yeter ki işte mühendislik de. Tamam da 1 liraya yapacağınız şeyi de 100 liraya mal ederseniz yaparsınız. 1 liradan kaçan adam 100 lirayı harcar mı? Harcamaz. O zaman demek ki her yere her binada yapılmaz. Bu anlamda da bunu bilerek, bu bilinçle hareket etmek lazım. Yani ülkenizin koşullarına göre o planlama sürecini işletiyor olmanız gerekiyor. İşte bir alanda biz burayı hemen ada bazında kentsel dönüşüm yapalım. Bir dakika, belki oraya yapı yapmamamız gerekiyor. Yani önce bir deprem master planı yapalım. Bu anlamda ortaya bir veri koyalım. Sonra önümüze bakalım. Yani 99 depreminin kazanımları var. Bilimsel anlamda çok şey kazandık biz 1999 depreminden. İki aşamada. Bir tanesi planlama, bir tanesi inşaat. Yerinde dönüşümü sağlayalım ama aynı zamanda da şehri geliştirirken rezerv alanlar belirleyelim. Şehri birazcık da artık güneye taşımamız gerektiği aşikar değil mi? Ve bunu sadece bir belediye değil, bence bütün Yalova olarak ele almak lazım. Çünkü kuzeyde fay hattı var, kuzeyde ovalar var. Deniz kenarları bu anlamda bizim sahil şeridi işte Maraş depreminde de yaşadık. Sıvılaşmadan yıkılan binalar var. Ağzına kadar, boğazına kadar sıvılaşmaya yatkın zeminlerle dolu. Hacı Mehmet Ovası. Bataklık. Yani niye yıkıldı o kadar bina? İşte bataklığa üstüne bina yaptınız. Zemin taşımadı. Taşımadığı için de bunlar geldi başımıza. Yani her şey belli. Yani göre göre arabayı duvara sürmenin anlamı yok.